Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber öğle namazının farzından önce iki, farzından sonra da iki rekat namaz kıldım. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önce dört rekat namaz kılmayı hiç ihmal etmezdi. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam öğle namazının farzından önce benim evimde dört rekat namaz kılar, sonra mescide çıkıp halka öğle namazının farzını kıldırırdı. Daha sonra eve gelerek iki rekat namaz kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırdıktan sonra evime gelerek iki rekat sünnet kılardı. Yatsı namazının farzını kıldırdıktan sonra yine evime gelerek iki rekat sünnet kılardı. Ümmü Habibe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rekat sünneti devamlı olarak kılarsa Allah Teala onu cehenneme haram kılar. Yine bu konudaki diğer bir rivayet Abdullah İbni Saib radıyallahu anh'den. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zeval vaktinden sonra ve öğle namazının farzından önce dört rekat sünnet kılar ve şöyle buyururdu. Bu vakit gök kapılarının açıldığı bir zamandır. O saatte iyi bir amelimin Allah'ın huzuruna çıkmasını isterim. Bu konudaki son rivayet de Hazreti Ayşe validemizden. Diyor ki, öğle namazının farzından önce dört rekat sünnet kılamadığı zaman onu farzdan sonra kılardı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz öğle namazının sünnetlerini hiç terk etmezdi. Hatta öğlenin dört rekat ilk sünnetini zamanında kılamazsa bunu farzdan sonra kılardı. Namazlardan önce ve sonra kıldığı sünnetleri çoğu zaman evinde kılardı. 2. Öğlenin farzından önce ve sonra dörder rekat sünnet kılanları Allah Teala'nın cehenneme haram kılacağını söyler, böylece o kimselerin mümin olarak öleceklerine işaret ederdi. 3. Öğle vaktinde dua ve ibadetlerin kabul edilmesi için sema kapılarının açıldığını belirtir, o vakitte yaptığı bir ibadetin Cenab-ı Hakk'a arz edilmesini isterdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize sünnet namazlara sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin.